zaman zaman gergin olan bir ilişkinin ele alınmamasını da üzüntüyle karşılıyor musunuz? Yani ilişkilerin bence aslında yüzeysel olduğunu düşünmüyorum ilişkilerin. Bu aslında bu ziyaretle ilgili tartışmaların yüzeysel olduğunu düşünüyorum. Ciddi olmak gerekirse şunu söylemek istiyorum. Beni bu kadar çeşitli kalabalık bir heyetin bana refakat ettiğinden çok mutlu oldum. Çünkü onlar Almanya'daki Türkiye'nin, Türk insanlarının cemaatin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyorlar. Hannover Belediye Başkanı Sayın Onay bize eşlik ediyor. Evet, burada oturuyor o da. DHL'in CEO'su aramızda Sayın Mustafa Tonguç. Federal Parlamento Meclis Başkan Vekili Milletvekili Serap Güler, Adnan Maral, Dinçer Güçyeter yazar. Evet, bunlar evet Arif Keleş'in döneri de bunun bir bu çeşitliliğin bir parçası. Ve bu yeni Almanya'yı şekillendiren bir çeşitlilik bu. Bunun anlaşılmasını arzu ediyorum. Ve bu yüzeyselliği artık geride bıraktığımızı düşünüyorum. Herhalde döner İstanbul'da bitirildi. Evet. Vielen Dank. Mein Name ist Erkan Arıkan. Ich komme von der Deutschen Welle und möchte eine Frage an Sie richten. Herr Präsident Erdogan, Sie wettern immer wieder und sehr intensiv gegen İsrail'e karşı sesinizi yükseltiyorsunuz. Netanyahu'yu Nazi yöntemleri uygulamakla suçluyorsunuz. Fakat aynı zamanda yoğun ticari ilişkileri ayakta tutuyorsunuz. Bu çelişkiyi nasıl açıklayabilirsiniz? Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı. Fakat şunu bilmenizi istiyorum. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Yaralılar 75 bini buldu. Ve bu yaralılar içerisinde durumu ağır olanların bir kısmını biz ülkemize aldık. Burada tedavileri devam ediyor. Ve tabii çocuk, kadın, yaşlı büyük bir burada maalesef ağır manzara var. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Bu kadar Gazze, Filistin tamamıyla yerle yeksan olmuş. Her taraf yıkılmış. Böyle bir durumda. Kaldı ki İsrail'le Gazze'nin silah, mühimmat, araç, gereç, bunlar zaten mukayese edilmez. Bunları görerek değerlendirmeyi yapmak lazım. Ve bütün bunların yanında tüm Batı kimin yanında yer alıyor? İsrail'in yanında yer alıyor. İsrail'in acımasız bu saldırıları karşısında Gazze'nin böyle bir imkanı var mı? Yok. İmkansızlıklar içerisinde bütün bunlara rağmen biz şu anda rehinelerin takası noktasında bir gayretin içerisindeyiz. Bir mücadelenin içerisindeyiz. Temenni ederiz ki bu takasta başarılı oluruz. Evet, Türkiye tarafına geçelim. Esra Nehir, Habertürk Televizyonu. Benim sorum konuk Cumhurbaşkanı'na olacak.
Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırıma yardım suçlamasıyla Almanya aleyhinde açılan bir dava var, devam ediyor. Ülkeniz bu davanın duruşmasında yaptığı savunmada İsrail'in güvenliğinin Almanya'nın dış politikasının merkezinde olduğunu belirtti ve silah ihracatının da uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti. Yine aynı savunmada Filistin halkına karşı sorumluluklarını da yerine getirdiğini ifade etti Almanya'daki hukukçular. İsrail'e silah ihracatının sürmesi sizce bu durumla bir tezat oluşturur mu? Barış'a ne gibi katkısı var? Ve ülkenizde de İsrail politikanız nedeniyle bazı protestolarda söz konusu, yorumunuz ne olur? Teşekkür ederim. Sie haben aus der Klageschrift Nicaragua iddianameden alıntı yaptınız Nikaragua'nın. Bu tabii ki bizim görüşümüz değil ve biz mahkeme nezdinde bu konuda Almanya'nın desteğinin bir soykırıma katkı olduğu izlenimine karşı biz de tabii ki girişimde bulunuyoruz. Biz bu fikri paylaşmıyoruz ve hukukçularımız bu uluslararası mahkeme nezdinde de bu konumumuzu savunuyoruz. Evet, ikinci soruyu Türkiye tarafından alalım. Efendim, Fevzi Özgür Altın, Ülke Televizyonu. Ben her iki cumhurbaşkanına da soracağım sorumu. Almanya'da Türk kökenli vatandaşlara yönelik ırkçı saldırılar sürüyor. Son olarak kundaklama sonucu 4 Türk hayatını kaybetti. Alman hükümeti saldırılara karşı bir önlem almıyor mu veya almak istemiyor mu? Aşırı ırkçı yapılara karşı nasıl bir önlem alacaksınız? Türkiye'nin de bu olaylara karşı yorumu nedir? Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla bu konuyu konuştum, ele aldım ve sizin de bahsettiğiniz olay beni de en az sizin kadar üzüyor dedim. Çünkü ben Solingen'deki saldırının 30. yıl dönümü vesilesiyle bir konuşma yaptım. Çok duygusal bir etkinliğe, anma etkinliğine katıldım. O zamanki kurbanların yakınları da katıldılar bu etkinliğe. Bu kadar etkili bir etkinlikten sonra aslında benzer bir olayın tekrarlanabileceğini düşünemezdik. Sorunuzda ifade ettiğiniz husus ise farklı bir olaydı. Yeni bir saldırı oldu maalesef. Alman güvenlik güçleri ve yargısı bu olayı hak ettik, bu failleri hak ettikleri cezayı verecekler. Evet, ben de çok çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, özellikle değerli dostum ve heyetine bu ziyaretleri sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Şimdi şurada bir fotoğraf çektirelim. Ondan sonra ikramımıza geçelim. Yeah.